Türkçe konuşunca dönüyor arkasını bak. Günaydın, günaydın arkadaşlar. Akşam izliyorsanız da iyi akşamlar. Bir video önce izlediyseniz geldiğim nokta olan Suriye'de sizi bıraktığım yerdeyim. Aynı yerdeyim, videonun sonundaki yerdeyim. Oteldeyim. Kaldığım otelden başlamak istiyorum Suriye gezisine. Suriye'nin başkenti Şam'dayız. Geliş sürecini bir video önce anlatmıştım ama yine ufak bir üstünden geçeceğim. Bir otelimi göstereyim. Benim buraya ben bir tur acentesiyle geldim. O acente her şeyimi karşıladı belli bir miktar karşılığında. İçerisine bu otelle dair fiyatını bilmiyorum ama 5 yıldızlı güzel bir otel, bilginiz olsun. Şöyle bir yatağım var. Biraz tavan kahve, işte perdeler kahve. Bahçesi, lobisi falan çok güzel. Kahvaltı falan her şey içinde. Şöyle güzel bir aynan falan var. Burada buzdolabı var. Mini bar da var içeride. Kullanıp çıkarken ödeyebiliyorsunuz. Şöyle çikolatasından alkolüne kadar her şeyiniz var arkadaşlar. Suriye'de bilginiz olsun. Şöyle koyalım onu da. Şöyle de güzel tatlı bir banyosu var. Güzeldi, havlular da çok iyiydi. Sıcak suyumuzda da bir sıkıntı yoktu. Burada da geldiğimde para bozdum, $200. Allah aşkına şuraya bakın ya. Sırf bu paraları taşıyabilmek için şurası $200 arkadaşlar. Burası böyle $200 yapıyor. Ne kadar hiç bilmiyorum. Yemek, su, hepsini bu videoda, sonraki videolarda anlayacağız. Burada işte 10 milyon mu varmış, 1 milyon mu varmış? Tam para birimlerini de çözemedim. 1 milyon Mısır lirası varmış, Mısır poundu. Şurada da aynı 1 milyon. Etti 2 milyon, 800 bin. 2 milyon 900 bin lira falan bir param var. Bu 2 milyon 900 bin lira, yaklaşık 3 milyon lira, $200 para yapıyormuş. Yani... Zaten garip bir yerde bozdurduk. Öyle exchange'de falan da bozdurmamıştık. Şöyle göstereyim yani size. Şu kadar parayı taşıyacağız çantada. Şimdi çıkalım. Kahvaltı hakkımız var. Kahvaltı yapalım. Rehberim gelecek. Rehberimle tanışalım. Sonra Suriye'nin başkent Şam'ın sokaklarını gezmeye bir start verelim artık. Nasılmış buralar bir bakalım. Bol bol paralarımızla. İnsan kendini zengin hissediyor ya, bu kadar çok para gördükçe cebinde. Ama $200 sadece. Çok güzel ya. Lobi kısmı gerçekten çok güzel yani. Şöyle oturma alanı var bahçesinde. Şuraya limonata koymuşlar, limon suyu. İsterseniz içebiliyorsunuz. Çok güzel bir köşk burası. Adını dışarıda gösterdim. Şurası da benim odam. Adını bilmiyorum çünkü şu an. Kahvaltı yeri neredeydi? Kahvaltı buradaydı herhalde. Good morning. Breakfast here? Yes. Okay. Okay? No problem. Thank you. You're welcome. Şimdi rapper arkadaş gelmeden ben size bahsedeyim. Bir video önce bahsetmiştim ama izlemeyen arkadaşlar vardır o videoyu kesinlikle. Çünkü bu Suriye'nin ilk günkü videosu. Şükran. Evet. Şükran. What is this? Orange juice. Orange juice. Ha, okay. Thank you. Portakal suymuş. Rengi biraz farklı geldi ya. Ha, havuç da var içinde. Havuçla da karıştırmışlar herhalde. Suriye'ye gelmeniz için bir turizm acentesine başvurmanız gerekiyor. Burada bu işi yapan 3-4 firmadan var ama hepsine güvenemeyebilirsiniz ve fiyatlar 1200 ile $1500 arasında bir fiyat veriyorlar size. 4 gün için, 5 gün için. Bunun içerisinde size Lübnan'dan alış, Beyrut'tan alış, Şam'a getiriş, Şam'dan tekrar Beyrut'a dönüş de var. İçerisinde konaklama, Suriye içi ulaşım ve Suriye'de gezeceğiniz yerlerin girişim ücretleri de var. 1000 ila $1500'lardan başlıyor, bilginiz olsun 4 veya 5 gün. Onlar sizin adınıza vizeye başvuruyor, vizeyi sınır kapısına gönderiyor. Sizi alan şoförle beraber sınır kapısına gidiyorsunuz. Oradan vizenizi alıp geçiyorsunuz. Zaten şoförün elinde bir kağıt oluyor sizin adınıza ve pasaport bilginize dair. Ama bir sıkıntı yaşadım ben. Bu şoför birilerini arayıp çözdü olayları. Onu bir video önce giderek izleyebilirsiniz. Kapıda vize diye bir şey yok. Suriye'ye öyle elinizi kolunuzu sallayarak tek başına giremiyorsunuz. Mutlaka bir resmi tur acentesi lazım. Öyle hadi ben çıktım Lübnan'dan gireceğim diye bir şey yok. Onlar vizenizi sınırına gönderiyor, ancak öyle girebiliyorsunuz. Ben de öyle geldim. Yani tek başıma gezemeyeceğim için bir acenteyle anlaştık ve
bir Türkçe bilen de rapper olacak. Çok bir iyi Türkçe konuşamasa da anlaşabileceğim bir arkadaş gelecek birazdan. Kahvaltımı yapayım. Sonra Şam'ın çok merak ediyorum. Orta Doğu'da en merak ettiğim yerlerden bir tanesindeyim. Şam'ın sokaklarının, pazarlarının, çarşılarını gezelim. Bir 10 video falan Suriye'den gelir en az. Öyle düşünüyorum yani. Şöyle bir şey geldi. What is name? Sweet. Sugar. This is honey. Honey. Bu da balımız. Bu da tatlımız. Çok şeker tüketiyorlar çayda mayda. Sütle yapılan bir tatlı arkadaşlar. Bunun adını unuttum ben ya. Biliyordum bunun adını. What is name? Muhallebi ya. Muhallebi. Heh. Muhallebi ya. Muhallebi bildiğim muhallebi. Neyini unuttuysam yani. Şöyle. Çok güler yüzler. Otel çok güzel. 5 yıldızlı bir otel. Yani güler yüzü karşılıyorlar. Çıktığımdan beri herkes suratıma gülüyor. Şükran. Arkadaşlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Maşallah. Kahvaltıya bakın ya. Good morning. Good morning. How are you? How are you? Thank you. Humusumuz var. İşte yoğurdumuz var. Peynirimiz işte. Başka bir çeşit peynir. Yeah, two cheese. Yeşil zeytin, siyah zeytin, domates salatası. Falafel. Falafel. Burada da falafelimiz var. Suriye'ye özel. Sonra... Sour. Okay. Sour. Şükran. One, two. Okay? Okay. Okay. Good. Good, really good. Güzel. Falafel. Benim en iyi yediğim falafel Ürdün'deydi herhalde. Bu da çok lezzetli. Çıtır çıtır dedi. Kahvaltı güzelmiş ya. Türkeş. Yes. Türk bardağı diyor. Good. Türkiye, Suriye, good. Yeah, really good. Şükran. Şükran. Bana bu bardak da verdi, Türk bardağı diyor. İlk Suriye kahvaltımız resmini çekelim. Güzel geçecek Suriye, inanıyorum. Farklı ve güzel geçecek. Falafel çok iyiydi ha. Daha bunun yanında omlet gelecek biliyor musunuz? Peynirli, domatesli bir omlet gelecek yani. Çok bunlar ya, bunları bitiremem ben ama. Yiyeceğiz. Humusun da bir tadına bakayım. Ben seviyorum ya Ortadoğu mutfağını. Hoşuma gidiyor yani, beğeniyorum gerçekten. Bana denetiyor. Ha, okey. Ha, önce böyle. Bu yağ yüksek ihtimal. Sonra buna banıyorsun. Çay. Baharatlı, fındıklı, fıstıklı bir şey. Oh. Gösteriyor bana, tanıtıyor. Baharat ve içinde fındık falan var ya. Ama tuzlu biraz böyle. Şu. Dur şöyle göstereyim size. Biraz tuzlu. Benim önüme koyulan tabak sadece 5 kişilik. Bir de omlet momlet geldi. Bir şey, değişik şeyler geldi. Bunlar bitmez ya. Syria, this is full. 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 Domates. Okay. Hem yağ var hem domates var. Fatty. 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 Hummus. Ve habeşulu. Evet. Evet. Okay. Ek. Baksanıza bunlar nasıl yiyeyim ben tek başıma? Hayır, şu be. Too much. Ne too much ya? Doyuracak anne gibi. This. One, two. Okay. This. Sıcak yemek. Oo. Lan güzelmiş bu da ya. Ama bitiremem. Thank you. Fruit salad. Yeah, good. Bu da meyvemiz. Orange juice. Apple. Honey. Honey. Abi var ya maşallah. Şükran. Türküş. Teşekkürler. Ah, bir de omlet geldi. Omlet şükür. Hala. Okay. Hala. Çay. Çay. Yani kalacak. Şu güzelmiş ama humus, şey de var. Nohut da var içinde. Sebze mebze, baharatlar da var herhalde biraz. Yağıyla. Çok lezzetliymiş. Biraz sosunu yiyeceğim onda. Söylemeden geçemeyeceğim de şunun tadı mükemmel ya. Yağ, baharat ve çıtır bir ekmekle karıştırılmış. Bu mükemmel bir tadı var bunun. Nasılsın? İyiyim, günaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Çok iyiyim.
Gel. Ya ben de çok mutlu oldum. Adı neydi otelin? Beyt Al-Vali. Valinin evi. Valinin evi. Valinin. Eski valinin evini otel yapmışlar, yes, değil mi? Butik oteller ben yapıyorlar. Biri. Ben şimdi sen olmadan bu otelden çıkamam. Yasak. Yasak. Rehberle dolaşacaksın Suriye'de. Rehber olmazsa ceza alırım, yasak. Yes, yasak. Hele bir de kamerayla hiç gezemem rehbersiz. Hiç. Böyle dar sokaklar, eski Şam, böyle dar. Burası sokak. Eski Şam bölgesi, eski değil Şam, mi? Eski Şam, Babtuman'ın bölgesi. Şam çok çok eski, dünyanın ilk başkentidir. Aramik başkentidir. Ve buradan, Şam'dan Hristiyanlık yayılmış dünyaya. Hep dünyaya Hristiyanlık gelmiş Şam'dan. Şimdi biz Babtuma'dayız. Gideceğiz Bab Şarkı'nın düz sokakında. Çok 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 mühim bir sokak. Şam'ın eski adı Ciron'dur. Ciron. Ciron. Sonra Yunanlı döneminde Yunanlılar değiştirmişler Şam'ın adı. Koymuşlar Damaskos. Damaskos eşittir arazi, çiçekler arazisi. Ha. Çiçekleyen arazisi. Anlama geliyor. Evet, onun anlamı geliyor. Çünkü Şam meşhurdir onun çiçekleriyle. Şimdi çarşıda çok göreceksin. Çiçeklerle healthy çaylar yaparlar. Çok meşhurdur çiçekler. Bitki çayları. Bitki çayları. Şimdi biz Babtuma'da yürüyoruz. Şam'ın duvarı var. Eski Şam'ın duvarı var. O duvarda 7 kapı var. Kapıların birisinin adı Babtuma. Oraya gidiyoruz. Şimdi oraya gideceğiz. Biz Babtuma'nın sokakların içindeyiz. Tamam. İçindeyiz. Bu kapılar hepsi birbiriyle birleştirir sokaklarla. Kedilere bak. Evet. Ben de çok korkarım. Kediden mi? Çok. Hayvanlara tüm korkarım. Korkuyor musun? Benim de kedim var. Ama sokaklar boş şu an. Çünkü okullar erken, diye erken mi? Ve okullar açmış. Çarşı pazarlara gidersek çok kaos var. Karışıklık var. Karışıklar. İnsanlar hep üst üste. Gel oradan yürüyelim. Suriye'nin şu anki genel nüfusu kaç biliyor musun? Yaşan 20 milyon insan var mı? 20 milyon. O kadar olmuş. Peki Şam'da yaşayan insan sayısı? Şam en yüksek rakam Şam'da. Sanırım 5 milyondan fazla herhalde. Evet. 7 milyon. Milyon kişi var. Meral, aslında buradaki şey adı Maral. Maral. Normal adı Maral. Benim bu Suriye boyunca yanımda olacak arkadaşım diyeyim, rapper diyelim. Beraberiz yani Suriye videoları boyunca. Türkçesi de çok güzel. Kendisi aslında Ermeni. Ama Suriye'de doğdu, büyüdü. Suriye'de yaşıyor. Rapperlik yapıyor burada. Beni buraya geldiğim arkadaş Rami sağ olsun ayarladı. Türkçe rapper ister misin dedi. Evet tabii ki dedim. Meral bana bu konuda çok iyi. Bana diyordu ki Türkçeyi çok iyi konuşamıyorum ama çok iyi konuşuyor. Teşekkürler. Yani çok iyi anlaşıyorum. İyi puan aldım senden. Evet, çok güzel konuşuyorsun gerçekten. Bayağı olmuş aslında. Harabe de olmuş ama yine duruyor böyle yani. Evet. Safa sağlam ayakta kalmıyor. Kalmış yani Roma döneminde. Burası güzelmiş ama. Kalabalık. Çok çok güzel. Güzel bir yermiş. Şöyle bir meydan gibi bir yer var. Kuşları besliyorlar. Aynı bizde de olur ya, belirli meydanlarda yem satarlar, kuşları beslerler. Burada da aynı o şekilde. Şam'da hayat gayet normal arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla herhangi bir problem yok. Şam için söylüyorum. İnsanlar rahat rahat yaşayıp hayatlarını sürdürüyor. Yemeğini yiyor, kafesine gidiyor, oturuyor. Gezmesini yapıyor. Güzel. Şey de var, askerler de var mesela. Evet. Bazı noktalarda evet. Askerler de var. Ama ben rapperim olduğu için hiçbir problem yaşamıyorum. Zaten rappersiz gezemiyorum. Buranın içini gezeceğiz ama en son yani dönmeden önceki gün gezeceğiz. Şimdilik erteliyoruz burayı. Şimdi ne tarafa doğru gidiyoruz? Hamidiye Kapalı Çarşı'ya gireceğiz. Tamam. Böyle mi, düz mü? Evet. Tamam. Böyle. Şuradan. Sen nerede öğrendin Türkçeyi? Biz Türkmeniz. Sen Türkmen misin? Şam'da yaşıyorsun. Evde Türkçe mi konuşuyorsunuz? Anakırım Türkmen. Hepsi mi Türkmen? Sen de mi? Sen Suriye. Suriye. Jolan. Türkçe biliyorsun. Jolan'dendir. Jolan. Anlıyor ama beni. Evet, anlıyor. Anlıyor beni. Biz sana öğrendim bunlar.
Sizden öğrendiler. Evet. Ne güzelsiniz. Sizi çok sevdim ben. Ben de sizi çok sevdim. Bak, çok cana yakınsın. Sen de mi Türkmensin? Evet. Çok cana yakınsınız. Ben de Türkmenim. Kardeşlerim benim. Biz Halep'ten. Halep'ten gelmişsiniz burada. Halep'ten mi geldiniz? Evet. Abi bu çok güzel söylüyor Türkiye. Hayır hayır bu güzel söylüyor. Ya, sen bir tane söyle. Okula gidiyor musunuz? Hayır hayır. Okul niye? Yok mu? Yok. Para yok. Evde soba yok. Sadece bizim parasızdır bizde okumak. Niye gidiyorsunuz? Orada Türkiye. Abla bu Türkiye seviyor. Hayır, o ablam burada yaşıyor. Evet. Ben Halep'ten ben gitmiştim. Gitmiştim. Halep'ten Şam'a mı geldin? Evet. Otelde kalıyoruz. Kaç yaşındasınız? 10 hafta geldi de gelmiyor. 10 yaşındayım ben. He? Ben 10. Bu 8 yaşında. 12 yaşında. Tamam. Hadi gidelim. Bir abi geldi. Ondan korktular. Arkama evet, bir abi geldi. Evet, ondan evet. Kaçtılar anlamadı. Tamam. Muhtar. Tamam. Yok. Bir şey istiyorum. Sağ ol. Teşekkürler. Bir abi geldi. Oradan fark ettim. Korktular. Kaçtılar. Konuşmasını istediler herhalde. Evet. Buradan başlıyor Hamidiye Kapalı Çarşısı. Uzunluğu çok büyük 600 metre. 600 metredir. Sayılar da sadece Meral biraz sayılarda zorlanıyor. O yüzden İngilizce devre. Hayır özür dileyecek hiçbir şey yok. Çok tatlı. Çalışacağım. Geniş alanlığı 15 metre. Yüksekliği 10 metre. 10 metre. Kapalıdır metalda. Kapalı olmuş. Oval metalda. Geldiler inşa, evet, inşa edilmiş 1753'te. 53'te. Sen Sultan... ne olmak istiyorsun büyüyünce? Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Doktor. Doktor olmak istiyor. Hepiniz mi? Nasıl konuşuyorlar Türkçe görüyor musun? Türkmenler. Öğreneceksin. Ama bence siz biraz da kendiniz de okuldan kaçıyorsunuz olabilir. Evet, evet. Okumak isterseniz evet. Çünkü okumak burada, okumak Suriye'de okumak beleştir. Parasızdır. Parasızdır. Tercüman. Suriye'de okumak parasızdır. Niye? Biren onlar da istemiyor olabilir. Ha, haviyemiz yoktur. Havi ne? Identity card. Ha, oturum kartları. Evet. Tamam. Yoktur onlar. Sizin... Ne güzel lan senin gözlerin. Hazal gözler. Kamerayı seviyorlar ha. Evet, evet çok sevdiler. Herkes geliyor. Adım Uğur benim. Sen ne olmak istiyorsun büyüyünce? Bu sıçandır adım. Bilmiyorum. Doktor. Doktor. Hepsi doktor olmak doktor. İstiyor görüyor musun? Öğreneceksin ki doktor olan. Net. Kızların saçları. Diye geçiyor ha. Pişmaniye bilir misin bize pişmaniye? Pişmaniye. Evet, evet, evet. Benziyor. Evet, benzer. Benziyor ona da. Tel tel olur bu. Evet, bu arada canlar. Bir de sıkıyor ha. Şey yapmıyor, parfüm sıkıyor. Buraya geldiğinizde tek başınıza gezemiyorsunuz. Bunu bilin. Bir video önce söylemiştim. Birilerine rehber bulmanız gerekiyor. Mesela Meral sağ olsun benim buraya olan iznimi çıkarmış, kopyalamış. İnsanlara, soranlara veriyor. Çünkü hatta Meral'ı da arayıp soracaklar. Evet. Yüksek ihtimal. Kim bu? Ne yapıyor? Amacı ne? Neden geldi? Neden geldi diye. Öyle. Tek başınıza gelip burada gezemezsiniz. Elinizde kamerayla video çekemezsiniz. Bunu söylemek istedim size. Abi bir kemer aldıysan çok seviniriz abi. Vallahi lazım değil. Sağ ol. Kardeşim benim. Kolay gelsin. İşiniz gücünüz rast gitsin. Başınız sıra. Gel oturalım dondurma yiyelim ya tamam. Gel. Bir tane dondurma da bana alın. Gözünüz gel alacağım. Sıkayım. Gel. Alacağım. Gözünüz sağ olun. Abi Türkiye'den mi geldiniz siz? Türkiye'den geldim. Ne zaman geldiniz? Dün gece geldim. Hoş geldiniz. Safa'dan geldin baba. Sağ ol. Baba ya. Gel. Daha neyi neyi biliyorum. Çağırıyor. Bayıyor. Şükran. Oturma yeri var mı Meral? Evet, evet. Evet. Burası çok meşhur bir dondurmacı herhalde. Bak bu fıstık deriz, Antep fıstığı. Türkiye ha? Türkiye abi. Sana yeri yapıyor. İstersen kaymak da atıyor. Evet. Daha pahalı olur şu kaymak. Kaymak istemez. Şükran. İki tane. O ne? Selam aleyküm. Süt mü? Sütlü sahne, şekerli sahne. Güzel kokuyor ha. Onu da içebilirdik darçın, aslında. Darçın koyuyorlar.
bunların aldım ben alakaları tane. Çok al, ben bunları... Güzel mi? Sen seviyor musun burada dondurmayı? Çok seviyorum, ben dondurmayı çok çok seviyorum. Ama hava da çok sıcak değil ha. Evet. 15 yine, derece falan. Burada yapıyorlar bunu. He, hazırlanışı da burada. Evet. Döverle. Döverek, tamam. Evet. Ha, burada içerilerde sigara içiliyor değil mi? Kullanıyorsun. Bu, ben kullanmıyorum yok. Kaşıkla iyice yemem. He? Kaşıkla yemem. Niye? Plastik. Niye? Plastiği çok ucuz. Kırılıyor mu? Hayır. Dudaklarımı... Yara yapıyor. Yara yapıyor. Benim... Yanına mı taşıyor? Evet. Dondurma bu arada gerçekten lezzetli. Yani 4 tane dondurma aldım. 2 de çocuklara aldık. Herhalde şu kadar bir birlik verdim para olarak. Şu kadar bir para verdim. Ama hala onun Türk lirasıyla ne kadara tekabül ettiğini tam bilmiyorum. 26 bin verdik. Bir evet. De... 16 bin verdik değil mi toplam? Ya, 42 bin lira falan ödedik. 4 tane. 3 dolar falan yapıyor. Dolara vurduğumda 3 dolar falan yapıyor. 4 dondurma 3 dolar arkadaşlar. Güzelmiş, lezzetliymiş. Adam. Şükran. İnşallah. 50'de açılmış Sultan Abdülhamid. Buran 1750'de mi açılıyor? Evet. Kim açıldı? Sultan Abdülhamid döneminde. Bu çarşının öteki tarafta Şam'ın kalesi vardı. Ve bu çarşının altında kalesin hendeği vardı. Kalenin şeyi mi? Hendakı. Tamam. Ne derler hendakı? Tamam, ben doğrusu gitti ya. Bende de gitti. Ben de... Sana da şaşırdım. Sığınak. Evet, sığınak üzerinde bu çarşı yapılmış. Sığınağın üzerine çarşı yapıyorlar. Evet, çarşı yapıldı. 1750'de çarşının uzunluğu 600 ve genişliği 15 ve yüksekliği 10 metre. Kapalıdır metalla. 5 tane çarşılar var bu çarşının içinde. Ne istersen bularsın bu çarşının içinde. Bu tarihi kapalı çarşının içinde. Her şey var içeride. Her şey. Hafta sonları daha kalabalık oluyor çok, mu? Çok kalabalık olur. Sadece cuma günleri namaz vakti bomboş. Ramazan'da boş oluyor. İftardan sonra çok kalabalık olur. Çok. Seyyal satıcılar var bu çarşının içinde. Her zaman burada seyyal satıcı olur. Bugünkü çünkü belediyeye uğramış. Kimse yok. Belediye bir şey yapmış. Evet, ha? Evet. Gözleme vermiş. Altın pahalı, çok pahalı. Sadece bakıyoruz altına, almıyoruz. Nargile çok içiyorlar. Çok. Her yerde hem satılıyor hem tüketiliyor. Evet. Görüyorum ticaret, her yerde nargile. Yapıyorlar. Burada seyyar satıcılar var. Çok. Daha çok. Bu caddede. Bir gün Suriye'ye geleceğim aklıma gelmezdi. Gelip de böyle Ermeni bir kadınla Türkçe konuşmak hiç aklıma gelmezdi herhalde. Çok da... Gerçekten çok güzel konuşuyorsun. Teşekkürler. Yüzüm burada diye söylemiyorum yani. Bu timsal Salahaddin Eyyubi'nin timsalıdır. Çok büyük bir timsaldır. Ve şu anlar ben Salahaddin Eyyubi'nin müsesseli serisini TRT 1'den izliyorum. İzliyorsun. Ve teşekkür ederim.
Kudüs Fatihi Selahattin. Teşekkür ederim yönetmenine. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Görüyor musun vatan aşkını? Evet, çok çok severler. Nasıl takıyor? El işli, el işli harazla yapmışlar. Evet. Suriye'nin alemi. Adı ne adı? Şu ismek. Ahmet. 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 Kaç yaşında? De amrak. Amrı 16 sene. 18 yıl. O çalışıyor muymuş? Ne yapıyormuş? Tıştıgelinti. Evet. Amıştıgel. Burada seyyar satıcı. Seyyar satıcı. Evet. Kazanabiliyor mu para? Antik sep masari? Hamdülillah. Hamdülsün. Seviyor mu? Türkiye'yi seviyor mu Ahmet? Türkiye'ye geldin mi daha önce? Jit a Türkiye, zirit Türkiye abil hal marra. Rahat a Türkiye. Gitmiş ha? Wen zirit, wen rahat? İstanbul. İstanbul'a. İstanbul'a gelmiş. Mahzussun. Görüşürüz Ahmet. Şükran. Teşekkürler. Ahmet. Teşekkürler. Şükran ektir. Kaleye içeriden giriş yok, kapalı. Dışarıdan böyle. Tam zaten kalenin eteğinde satışlar yapılıyor. Seyyar satıcılar satış yapıyor. Restore görmüş sanırım kale ya. Evet. Birkaç kez restore olmuş. Edilmiş yani. Savaştan hiç zarar görmemiş bu kale. Hiç etkilenmemiş savaştan. Evet. Hiç etkilenmemiş. Sakın Umeyyed Mosk'ı çok zarar gördüğü savaştan. Onun terası zarar gördü. Ben de bir yandan arkadaşlar bizi çok göstermiyorum ki. Hayatı görsünler, akışı evet. Görsünler diye sokakları gösteriyorum. Bu arada videoyu beğenirseniz, bir yorum atarsanız seviniriz arkadaşlar. Videoyu öne çıkarırız. Burası da bir otel herhalde. Evet. Karşısında bir otel. Fide. Burası kalabalık okay. Bir meydan. Çok çok kalabalık, çok kalabalık. Merce Square sokağı var, çok çok kalabalık. Onun üzerinde Türk Yıldız Camii'nin küçülmüş heykeli var. Grup karşılayacaktım. Anlamazlar. Biz Türkçe konuşuyoruz ya, Türkçe konuşunca dönüyor arkasını bakıyor bize. Oradan demek Türk dizisi izlediği için evet, evet. Dikkatini çekmiş. Evet. Unbastet. Çok çok ferah dönüp dönüp bakıyor arkasını dönüyor dönüyor bakıyor. Anladım ben dedim. Ya Türkçe biliyor ya Türk dizisi izliyor. Ben arkadaşlarıma söylerim. Bu müsesseleri isteyeceksen izlemeyi orijinal diliyle izle. Sen öyle öğrendin Türkçe'yi değil mi? Ben böyle öğrendim. Ben Türk televizyondan öğrendim. İnanmıyorlar bana. Tarihin içinde yürüyor gibi hissiyat veriyor burası. Hı. Huzur veriyor. Bir tarihin içinde yürüyoruz. Çukur dizisini biliyor musun? Benim Türkiye'de kocam vardı. Evet. Benim kocam İzliyor izledi. Evet, evet. Her yerde onun şapkaları ve tişörtleri var. Evet. Çok izlediler. Urfa'ya Urfa'da çekilmiştir. İstanbul'da da Urfa'da çekildim bilmiyorum. İstanbul'da yani Balat'ta çekiliyordu. Ha. Burada gençler daha çok. Çok genç var burada. Evet. Bu caddede, bu sokakta. Neydi bu sokağımızın adı? Kaymariye. Kaymariye Caddesi sokağı. Kaymariye Caddesi. Her türlü çeşit çeşit yemekleri tadabileceğiniz, deneyebileceğiniz yerlerden birisi de burası. Şam'ın ara sokaklarında bir yerde. Gazil Benet, kızların saçları. Öğrendin. Bayağı jelibon var ha burada. Çok çok mameli var. Hayale baksana. Burada bir de üretilmiyor. Üretiliyor. Üretiliyor. Evet. Bak dondurmacı. Evet. Bu da buz dondurması. Buzun üzerinde meyveleri. Tayland dondurması evet. Derler ona. Evet, ezerek evet. Yapar böyle. Evet. Vura vura. Taze meyveyi dondurma yapar. Şey olarak da bir kısıtlama yok. Kılık kıyafet olarak herhangi bir kısıtlama yok. Hayır. İsteyen istediğini giyiyor. Çıkıyor sokağa. Hiçbir problem yok. Hamur işi seviyorlar herhalde burada. Çok çok. Burada göresel ne yemekler yalancı. Yaprak sizin... sarma deriz biz. Yalancı, bizim yaprak evet. Sarmamız. Selamünaleyküm. Merhaba.
Mefiyo lahmi bu, yalancı. Mefi. Ne burada? Et yoktur burada, et yalancıdır. Yok. Pirinç mi var sadece içinde? Evet, pirinç ve baharatlar. Baharatlarla. Börek var, peynir böreği. Köfte var. İçli köfte. Sprinkler var. Burada köfteyi haşlıyorlar mı, kızartıyorlar mı biliyor musun? İkisi de mi çok, yoksa? Çok 150 çeşit köfte var, köfte var. Suriye'de. Halk seviyor mu yemek yemeyi? Çok, çok seviyor. Köfteyi çok severiz. Biz de yemek yemeyi severiz. Aynıyız, aynıyız. Zaten bazı Türkiye'de de çok Suriyeli var ya, o dönemlerde buraya çok gelen giden oldu. Hala da geliniyor. Yüzleri böyle çok şey geliyor bazen. O kadar tanıdık geliyor ki. Evet. Türkiye'de de varlar ya, yemekler kokuyor. Balık koktu. Ne istersen var burada. Bu crispy yapan pizza, crispy. Her birisinden birer tane menü yaparsın ve yersin. Yes. Burası yazmış pizza kaymariye. Bu kruvasancı çok meşhurdur. Kruvasan. Burası mı? Burası. Ha, kruvasan. Şu taraf. Evet. Çok çok meşhur kruvasancıdır. Burası şey herhalde. Eski Şam tarafı değil evet, mi? Evet, eski. Eski Şam eski tarafı. Ara sokakları böyle. De dolaşıyoruz, geziyoruz. Fotoğrafçılar da çocuklar bekliyor fotoğraf çekmek için insanları. Şey de oluyor mu Şam'a? Yerli turiste geliyor mu mesela Halep'ten? Evet, evet. Ben Humus'tan. Çok yerli, lokal turizm çok çok yapıyorum. Yerel turiste çalışıyorsun. Evet, evet. Gelip gidiyorsun. Benim bu Suriye'ye geldiğim arkadaşın irtibat bilgileri zaten açıklama kısmında var. Ya olur da Suriye'ye gelmek isterseniz ulaşırsınız, irtibata geçersiniz. Zaten Türkçe rapler isterseniz Meral'la beraber olacaksınız. Daha beraberiz. Sizi bekleriz. Evet. Sağ olsun, çok tatlı ya. Yüzüm burada diye söylemiyorum. Aa, teşekkürler. Çok enerjisin, çok tatlısın yani. Çok çok. Bu enerjide yani yaşı söylenmez yaşı, kadının yaşımı ama. Yaşımı söyleme. Söylemeyeceğim yaşını ama 4 tane dili var. Yani öğrenmeye açık. Şu an İngilizceyi tam geliştirmek için üniversite okuyor. Teşekkürler. Bravo yani, tebrik çok, ediyorum. Çok da. 3'te çocuk büyütmüş bu arada. Ara sokaklarda yürüyoruz. Hatay'da da Antakya'da ara sokaklarımız vardı. Burada böyle botik yürüyorduk. Otel. Oteller mi buralar? Oteller, kafeler. Hepsi eski valilerin evleri. Evleri. Şimdi kafe ve otellere kafe, çevrilmiş. Evet. Evler var 15. yıldan kalmış. Evler var 18 yılında inşa edilmiş. Aman. Burada da okul şeyde mi? 1'den 8'e kadar aynı okul. Evet. Sonra lise geliyor bizde mesela. 1, 2, 3. Evet. 1'den 8 aynı okulda. Aynı. Ondan sonra idadi. Lise deriz biz. Brevi. Brevi şahadesi aha alırlar. Ondan breviden sonra bakalorya şahadesi alırlar. Sonra üniversite oluyor. Üniversite olur. Çok üniversite okuyan var mı gençlerde? Çok, çok, çok. Suriye'de? Ben bu yaştayım, üniversite okuyorsun. Okuyorum. Şimdi canlar, görüşmek üzere. Bu videoyu burada kapatalım. Biz gezmelere devam edeceğiz. Bir sonraki videoda devam ederiz. Şimdi Meral'e de daha göreceğiz Meral'i zaten. Ben sana Maral değil de Meral diyorum. Zaten Meral, Meral diyorlar herhalde değil mi? Suriye'de Meral diyorlar. Meral. Neden bilmiyorum. Ey darı neye iyi veri döndürüyorlar bilmiyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenirsiniz, yorum atarsanız sevinirim. Suriye'nin gezisine daha yeni başladık. Devam edeceğiz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.